biraz daha bu işin derinlemesine insek daha çok masum ve mağdur varmış gibime geliyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki son dönemde bu örgütün büyüdüğü, onların hangi camiada nasıl büyük ve kimler tarafından destek verildiğinin inkar edilemeyeceğini söyledi. Bu çizgiye bakınca da bu suçu işlemiş ve kendini bunu suç olarak görülmemiş noktaya gelene kadar herkes masum gibi geliyor bana. Şimdi bu doğrultuyu nasıl ele alacağız? Bunu merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla da başlarsak sevinirim aslında. Sayın Cumhurbaşkanı tabii FETÖ bizim dönemimizde bu kadar büyüdü açıklamasını ve itirafını yapıyor. Ama bu itiraf yeterli değil. Yani şöyle ki bunu kastediyorsunuz değil mi? Doğru. CHP'nin, o dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin, pek çok siyasi partinin bu devletteki aşırı kadrolaşmanın yanlış olduğunu, sınav sorularına ilişkin bir takım işlerin olup geldiğini söyledikleri zaman devlette kadrolaşmaya kargalar bile güler diye iktidar sahiplerinin tepki gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla problemin sorumluları, çözümün bilgileri olamaz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 81 milyonla helalleşeceğiz derken aslında helalleşmeye gerektiren eylemleri bizatihi kendileri gerçekleştirdiğine göre suçun ve günahın failleri, helalleşmenin burada failleri olmaması icap eder. Bu anlamda 24 Haziran'ı bir fırsat olarak görüyorum ben.